Merhabalar, merhabalar. Videoma hoş geldiniz. Bugün Carpool Sale'in 3. bölümüyle karşınızdayım. İlginizle alakanız için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Hızlı bir şekilde 1500 like'ı da geçtiniz. Ben de sizleri bekletmeden hemen videosunu yayınlayayım istedim. Videoya girmeden önce bu arada oyuna güncelleme geldi. Tam da şansımıza. Güncellemede ne geldiğini bilmiyorum. Hepsini beraber inceleyeceğiz. Ve bugün bir de kendimize bir sürü tofaş alacağız ve tofaş galeri açmayı planlıyorum. Psikopat gibi tofaşçıyım. Tofaşları çok seviyorum. Ben gibi olanlar yorumlara tofaş yazabilir. Dediğim gibi hızlı bir şekilde yeni bölümlerin gelmesi istiyorsanız 1500 like atmayı unutmayın arkadaşlar. Her 1500 like'da her gün yeni video gelecek. Gözüme güncellemede ilk takılan şey TL yazısı arkadaşlar. Önceden dolar vardı galiba. Şimdi TL var. Hemen şöyle ofisimize gidelim. Geçen bölümde hatırlayacağınız üzere bu tofaşı yapmıştık. Gerçekten cix bir tofaş oldu. Hemen çöplerimizi atalım. Oğlum yine kim sıçtı buraya? Bu oyunu gerçekten çok seviyorum. Siz de çok seviyorsunuz arkadaşlar biliyorum o yüzden hızlı bir şekilde devam edeceğiz ve bugün baya bir para kasmak istiyorum açıkçası uzun bir video olacak o yüzden çayınızı kahvenizi alın bu arada baya bir değişmiş burada liderler sıralaması diye bir şey var arkadaşlar herkesin puanı var böyle bir puan sistemi gelmiş bizim puanımız sıfır dekorasyon kısmına herhangi bir şey gelmiş mi şöyle bir bakmak istiyorum ee, buralarda galiba herhangi bir özellik yok arkadaşlar şöyle bir top binelim güncellemede gelecek olan bir şey vardı o da şuradaki jantları düzenleyebileceğim arkadaşlar. Bir onu biliyorum. Belki gelmiştir şu anda. Şöyle bir hemen bir bakalım. Jantları düzenleyebiliyor muyuz acaba? Evet. Jantları buradan seçebiliyoruz. Jantların hepsi de farklı farklı paralara satılıyor. Tabi siz görmüyorsunuz ama şöyle göstereyim. Evet. Hepsi böyle farklı farklı paralara satılıyor. Abi ben topaş jantı istiyorum. Topaş jantı var mıdır abi? Bu arada buna çok fazla para harcamak istemiyorum. O yüzden güzel bir jant alıp geçeceğim. Oğlum bu jant çok güzelmiş ya. Arabaya da çok uydu ama. Arkadaşlar 5000 lira bu jantlar. O yüzden şimdilik biz idarelik. Bir tane jant takalım. Evet arkadaşlar 1500 liraya ben bu jantı seçtim. Şöyle jantımızı modifiye edelim. Eyvallah Mahmut ustam sağolsun. Araba pazarı açıkmış arkadaşlar. Hemen bir oraya gitmek istiyorum. Drift atan tofaşımız da. Biliyorsunuz bu drift gitti derken bu ne lan? Arkadaşlar böyle garip bir yer gelmiş ama ne olduğunu anlamadım. Açık arttırma olması lazım. Öyle bir şey diyorlardı. Neyse gün bitmeden şu aradan şöyle driftimizi attık. Oğlum ne drift atıyorsun sen böyle ya? Deli gibi drift atıyor. Selamun Aleyküm. Güzel arabalarınız var mı? Aa bak burada Ford var mesela. Şöyle güzel bir fiyata satarsam bize. 8.347'ye satıyor Ford Focus'u arkadaşlar. Bir tane ekspertiz yaptırmak istiyorum. Rapora güvenmiyorum. Bir ekspertiz yaptıralım. 8QZ'ymiş. Şişesi ne olmuş? Hemen şöyle bir ustamız araca baksın. Şöyle de açalım bakalım. Evet her şey uygun. Tam da dediği gibi. Lan adam vardı şimdi kadına döndü. Neyse pazarlık yapalım bir. 8.347. 7.500'e indirir mi acaba? Biz de şöyle bir teklif edelim. Admin edici değil dedi. O zaman 8000 olsun. Bizim olsun. Kabul et. Evet kabul etti. Çok güzel 8000'e bu aracı okeyledik. Gerçekten temiz bir araba arkadaşlar. Ben hemen şöyle çekiciyle bunu eve yollayayım. Tofaş'a da gidelim. Bu arada tam bir keko tofaşçı oldum. Nerede lan benim tespihim? Bir saniye arkadaşlar. Kardeş. 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 Bu arada şaka bakın. Çok fazla kayıyor araba. Bu kadarına alışkın değilim. Oğlum çok gidip tapılıyor. Allah. Neyse daha fazla şımarmadan şöyle aracımızı koyalım arkadaşlar arkadaşlar. Yeni aldığımız Ford Focus'umuz sadece kirliydi. Şöyle temizlemek istiyorum aracı. Şöyle yanlarına sürelim bakalım. Evet biraz daha temizlendi. Şöyle bir durumuna bakayım. %26 diyor. Her yerin temizlemem lazım o zaman elimle. Şöyle tam olarak galerimize sokalım. Akşam olmuş dükkanı kapatıp eve gitme zamanı. Geçen bölüm görmeyenler için böyle güzel bir top oldu. Oğlum jantları çok güzel seçmişim lan. Harbi bayağı bir jantı duruyor. Uf şu forun güzelliğine bak. Arkadaşlar deli değişik bir şey yaptık. Yalnız bizim karakterimiz boynu bükülmüş gibi duruyor ama olsun çok güzel keko işi bir Araba yaptık. Tabii burada sıfır çizmem yok mu? Tabii ki var. Evimize doğru giderken drift atmayı da ihmal etmiyorum. Üf çok iyi, çok iyi, çok iyi. Şöyle evimizin bahçesine bile drift atarak girelim. Evet bir günü de böyle tamamladık arkadaşlar. Uyuma günü. Hemen uyuyalım. Bugün Ford Focus'u satacağız arkadaşlar. Üstüne bir de hurdacılık yapmak istiyorum. Bir sürü para kazanalım. Artık çok fakiriz. Daha fazla para kazanmak istiyorum derken biz yine kekola devam ediyoruz tabii ki. Oğlum nasıl drift yapıyor ya. Şu ana kadar kaza yapmamamız gayet güzel. Hemen tekrardan dükkanımızı da açalım. Selamünaleyküm ustam. Şu güzel Ford Focus'un bir fotoğrafını çekelim arkadaşlar tabletle beraber. Önden bir tane arkadan bir tane fotoğrafını çekelim. Bütün fotoğrafları doldurmak istiyorum bu sefer. O yüzden her yerinden çekeceğim. Şöyle jantlarını çekelim. Kaput açma falan gelse çok güzel olur. Kaputunu falan çekeriz. Şöyle bir de içini çekelim arkadaşlar. Çok güzel. Bir de bu taraftan çekelim. Tamam. Baya bir fotoğrafımızı çektik. 8000 almış bir 12 12.000'e koymak istiyorum ben. Artık güzel kar etmemiz lazım bizim. Umarım 12.000'e birisi alır. Memurdan port fokus temizdir. Ciddi alıcılar yattın. Güzel açıklamayı güzel yaptık. Fotoğraflarını da koyalım. Ne kadar fotoğraf koyarsak o kadar iyi olacaktır diye düşünüyorum. Aynı fotoğraflardan birkaç tane daha koyacağım. Buraya böyle yeni bir şey gelmiş. Araba satış fiyatı bulucu. Ne kadar rast satmamız gerektiğini gösteriyor herhalde. Neyse biz 12.000'e bir satışımızı koyalım. Onu da yetenek ağacından açıyormuşuz. Şöyle bakayım yetenek ağacında Nereyi yapabiliyoruz? Evet, burada aracınızın en iyi satış fiyatını gösterir diyor. Aracımız şöyle satılırken, müşteri beklerken ben hurdacı dayımızın bir yanına gitmek istiyorum. Şöyle güzelce hurda araçları tokmak arkadaşlar. Böyle <laughs> yapacaksın. Ofiste müşteri varmış. Oğlum bak her hurdacılık yaptığım zaman müşteri geliyor bir tane. Bilerek mi yapıyor oyun? Her bak almazsa istediğim fiyata adamın kafasına böyle vuracağım. Bekliyorum hazırda. Şu an kafana vurabilirim. Evet abi hoş geldin. Bak 12.000 altı verirsen kafanı gözünü dalarım. Düşün bakalım. 10.400 16 diyor. Hayatta satmam. En az 11.500 agam. Vermezsen de defol git. Verdi lan. Arkadaşlar basit oldu. Güzel. 3.500 lira kar ettik. Güzel hemen karımız çıktı. Bu arada hurda da baya bir para var. O yüzden bayağı bir hurdacılık yapmak istiyorum. Topaş galerisi kuracağım için de bütün topaşları alacağım arkadaşlar. Hurdalıktan her gün bin lira kadar bir para kazansak. Arabalardan da 4-5 bin kazansak. Güzel kar edeceğiz. Gün bitmeden mahalleye gidip bir araba daha bakmak istiyorum. Artık böyle pahalı araçlar alacağım. Bu düz dandik araçları istemiyorum. Çünkü satması zor oluyor. Temiz güzel araçlar bulursak okeydir. Burada abim al bakayım sen bunları. 740 gayet güzel. Kolay gelsin. Mustafa ustamla Furkan ustam ne yapıyor? İyi misiniz ustam? Merhaba ustam merhaba. Adam sizden adam. Mahalleye seri gitmek için şey yapmayacağım. Topaç kullanmayacağım. Burada da herhangi bir şey değişmemiş bu arada. Onu da fark ediyorsunuz. Mahallede mi bilmiyorum. Bu arada bir kaplamalarda bir sıkıntı var. Bu şekilde gözüküyor arkadaşlar ama onu da çözeceklerdir. Bir tane Honda civcivimiz varmış. Bayağı bu ne olur ölmüşten bu araba. Abla ne yaptın sen bu arabaya? 2300 lira %32 hasarlı %63 boyalı. Ablacım yok ben istemiyorum. Bu ne lan böyle? Ablam ne olur şunu güzel bir fiyata sap be. 15 bin lira diyor. Bizde para yok. Ablacım bekle ben 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 hemen geliyorum abla. Bak sakın ayrılma buradan tamam mı? Arkadaşlar kredi çekeceğim. Ben bu araba, arabayı almak istiyorum. Kredi çekeceğim. Çekmeyecektim normalde ama inşallah gitmez. Kredi çekeceğim. O arabayı alacağım. O BMW'yi alacağım. Hemen 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 koş 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 koş. Aslında ben belki telefondan bile alabiliyorumdur arkadaşlar. Unuttum onu çünkü. Bankaya hoş geldiniz. 5000 alıyorum. Evet 5000 krediyi aldım. Her hafta 1100 lira olarak ödeyecekmişiz. Okey öderiz. Sıkıntı yok. Hemen gidelim arkadaşlar. İnşallah ablam gitmemiştir oradan. Ablacım. Evet evet oradasın ablacım. Güzel. Baya temiz duruyor bu arada araç. %6 hasarlıymış. Neredeyse hasarsız kardeşim diyor. 1500 lira ekspertiz yaptırma parası. Ben yaptırmayacağım arkadaşlar. Satın almak istiyorum. Pazarlığımızı yapalım bakalım bir. 14000 liraya bir pazarlık yapalım. Kabul eder mi acaba? Verdeden 4000'e. Arkadaşlar belki kazık yemiş olabiliriz. Bu arada para çekmemin sebebi tabii ki bunu modifiye etmek arkadaşlar. Daha güzel fiyata satmak. Oğlum BMW çok güzel arabasın ya. Harbi diyorum. Gerçekten klas bir araba aldık arkadaşlar. Hemen bunu eve götürelim. Pardon ofise e götürelim. Bu araba da kendiliğinden bu arada drift yapıyor. Yanlış bilmiyorsam çevre detayları eklenmiş. Ağaçlar falan eklenmiş. Bunlar yoktu diye hatırlıyorum. Bu arada uğrayacağız arkadaşlar. Belki yeni bir şey gelmiş olabilir. Tabii ki benim araba kendiliğinde yerinde durursa çok iyi olacak Allah arkadaşlar hasar aldık Geç sıkıntı yok Birazdan akşam olacak ustayı bırakacağım Mustafa ustam hemen bunu güzel bir şekilde halleder zaten Değil mi ustam al bakayım hemen Evet 356 liraya şu şekilde tamir ediyor Kolay gelsin ustam kolay gelsin Ustama bak be nasıl çalışıyor Nasıl çalışıyor böyle konuşabiliyor muyum He %97 tamir olmuş Eline sağlık Usta. eline sağlık Aracın şöyle bir durumuna bakmak istiyorum %26 boyalıymış yani %26'sını boyayacağız şimdi Şunun bir parçalarını boyamamız gerekiyor çok güzel. Fabrika rengiyle de aynıymış zaten mevcut rengi. Çok iyi oldu. Bir de şuradan modifiyeciye götürdük mü? Bu bu arabayı bir 30 bine okutmak istiyorum arkadaşlar. O kadar olur mu bilmiyorum ama bir deneriz. Olmadı fiyatı yavaş yavaş düşürürüz zaten. Ustam ben buna ABS, ESP, Turbo, NOS taktırmak istiyorum. Şöyle süspansiyonu da biraz basalım. Işığı da tabii ki hangi renk olsun acaba? Işığını da şu şekilde mavi yapalım arkadaşlar. Plakası da TR plaka olsun. Bütün paramı buraya yatırıyorum. İnşallah Allah batmayız. Evet 20 HA 204. Bunu da yaptım. Bir tane de jant alacağım son. Güzel bir jant olsun. Hmm, bu güzel oldu. Bu baya güzel oldu. Bunu da taktık. Artık her şey yok okay ya arkadaşlar. Şöyle son kez de aracı bir bakmanızı istiyorum. Çünkü satacağız. Şöyle ışık altında bakarsanız çok daha iyi olur. Oğlum çok iyi oldu lan. Harbi çok temiz oldu. Işıklarını da yakalım bu arada. Uf çok iyi gözüküyor. Çok iyi gözüküyor. Arkadaşlar bunu satacağımıza baya üzüleceğim ama yapacak bir şey yok. Satmak zorundayız. Artık dükkanı kapatalım. Ve eve gidelim. Bugün de bu arada dolmuşu kullanacağım. Hızlı bir şekilde çünkü aracı satmak istiyorum. Bu arada şu konteyneri de artık bırakacağım arkadaşlar. Tamamdır. Her şeyimiz okey. Baya güzel değişiklikler yapmışlar bu arada. Evet 14. gündeyiz ve bugün pazar. Araba pazarı da açıkmış zaten. Şöyle hemen temizliğimizi de yapalım. Ya başka bir yerde görmüyorum ama ha, bir de burada varmış. Bunu da temizleyelim. Tamam. Hemen tabletinden fotoğraflarını çekeceğim güzel bir şekilde. 30 bin liraya değil de 25 bin liraya koyacağım galiba. Açılan. Heh, sonunda açıldı. Şöyle güzel fotoğraflarını çekelim. Cix Cix. Bir tane şöyle, bir tane diğer taraftan, bir tane şöyle jantlarına bakarken, bir tane tam arkasından şöyle. Hasarlı yeri yok. Onu gösterelim. Bir de şöyle çaprazından, bir de şöyle arka koltuklarını çekelim arkadaşlar. Koltukları bile yeni yani. Tertemiz aracımız. Bir de tabii ki e, direksiyonun orayı çekelim. Tamam, mis gibi oldu. Bilgisayarımızdan işlemleri de halledelim. 61 bin kilometrede 87 model bir BMW'miz var arkadaşlar. Toplamda 17 27.400 lira masraf yapmışız. 25.000'e kese satacağımızı düşünüyorum. Sahibinden krallı BMW. Full artı full. Fiyatı da 27.500 liradan koyuyorum. Fotoğraflarını da seçelim. Fotoğraflar bu arada çok karanlık olduğu için göremiyorum arkadaşlar. Galiba bir tanesi. Bir tanesi bu. Tamam. Bir tanesi şu. Mu yoksa bu mu? Evet bu galiba. Bir tanesi şu. Bu. Tüm fotoğraflarını da hallettim. Satışa koyuyorum. Hadi bakalım. Tüm mal varlığımız bu araba arkadaşlar. İnşallah güzel bir fiyattan satışa çıkartırız. Artık bu oyunda parayı kırma zamanı geldi. Topaş galerimizi de açacağız. Merak etmeyin. Yani hurdacı abimizle bir ortak bir çalışma yapalım. Hurdalarımızı da kıralım. Yarın pazartesi olduğu için fatura günümüz. Bugün bu arabayı satmamız gerekiyor olabilir arkadaşlar. Faturaları ödememiz için. faturaların belki birkaç gün olabilir ama yani cebimizde para bulundurmak her zaman daha iyi olur. Bu oyunda batmak istemiyorum çünkü. Bayağı emek harcadık. Tabi batmak diye bir şey varsa olmadığını zannetmiyorum ama. Evet hurdadaki tüm işleri hallettim ustacım. Burada bir direksiyon kalmış. Hadi bakalım bakalım. 1320 dolarımızı pardon TL'mizi güzel bir şekilde aldık. Bu arada müşteri hala gelmiyor. Biz biraz fiyatı tuzlu koyduğumuz için olabilir. Ama beklemeye devam edeceğim ben. Elbet birisi gelir bence. Gelmese de fiyatı 25.000'e çekerim. Oradan satmaya çalışırım. Hala bu arada bunun ne olduğunu anlamadım. Belki şu an gelmemiştir. İleride gelecektir. Bilmiyorum. Ama büyük ihtimalle açık arttırma dedikleri yer burası olması lazım. Herkes araçlarını açık arttırmada satacak. Biz de satıp alabileceğiz galiba. Şu an oyunda ekli mi bilmiyorum ama komik son diyor. Yakında gelecek diyor. Bakarız burayı, sıkıntı yok. Bu arada hala buraları açılmamış. Oğlum benim çişim var burayı niye açmıyorsunuz ya? abi sen necisin abi? Evsiz. Evsiz abi selamünaleyküm. Ne oldu ben E'ye e basınca ne oluyor? Lan para veriyorum ben bu adamı. Yok ben para vermek istemiyorum lan. Paramaz zaten. Lan ofis kapalıymış oğlum. Sabahtan beri ben de şey yapıyorum. Kesin yorumlarda yazdınız bu arada. Oğlum ofisi açmayı nasıl unutabilirim ya? Evet artık ofisimizi açtık. Ve ilk müşterimiz geliyor. Ofisi nasıl kapalı unuturum ya? Evet ablam hoş geldin. Hoş Hoş geldin ablam. Bak 27.500. Ne kadar verirsin ablacım? 18.000 diyor. Hayır tabii ki. 26.000. Ne bırakırım ablacım? Ama gece oldu zaten. Şimdi ben uyumaya gidiyorum. Bir dahaki gün ofisi kapalı unutmayacağım. Bu arada uyuma animasyonunda kaldırmışlar. Bu şekilde hemen uyuyorsunuz ve geçiyorsunuz. Ödenmemiş faturalarım var diyor. Ay, elim ayağım tutuyor arkadaşlar. <laughs> Batmak istemiyorum. İnşallah çok fazla değildir. İnşallah. Hemen dükkanımızı da açalım bu arada. Faturamızı da ödeyelim. Faturalar kaç? 2600 tamam hemen ödeyeceğim faturalarımı geciktirmeden güzel bu aracı satmamız gerekiyor arkadaşlar artık müşteri gelebilir müşterileri açığız müşteriler gelesiye kadar tabi kurtacı abinin orada çalışmaya devam edeceğim bu arada evsiz de yeni gelmiş galiba ne iş yaradığını bilmiyorum ama kesin bir olayı vardır para verdikçe falan bizimle iletişime kuruyor olabilir arkadaşlar evet yeni müşterilerimiz gelmiş abicim 5 dakika bekleteceğim hemen şunları da toplayayım pardon dün kapalıydık yanlışlıkla kapalı olduk evet kolay gelsin ustam kolay gelsin hemen şöyle gidelim bakalım. Ben 25.000 altını satmayı düşünmüyorum. Hop aradan geçtik. Abicim hoş geldin abicim. Hoş geldin. Bana güzel bir teklif ver bakalım. 19.000 diyor. Hayır bak ben 19.000'e satmak istemiyorum. Bak ben bunu 25.000'e bırakırım. Başka da bırakmam. Onu söyleyeyim. 19.000 dolar olmaz. Yok 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 yok. Ben sana satmam arkadaşım. Hemen bir yeni müşteri daha gelmiş. Ablacım hoş geldin. %100 kirli biliyorum. Temizlemem lazım. 16.000'e ben sana hiç satmam. Arkadaşlar bunu hemen seriden bir temizleyelim. Çok kirlenmiş bu araç. Yıkamayacağı bile götür sürebiliriz aslında ama ellerimle temizleyeceğim. Bakın ne güzel tertemiz olacak şimdi. Arabanın rengi açılıyor arkadaşlar. Kararmış artık araba. Oğlum bayağı kirlenmiş lan bu araba. Ablacım ben de tam da arabayı temizliyordum. Var mı güzel bir teklifin? Varsa hemen görüşelim. 19.000 diyor. Bak 19.000 satmak istemiyorum. Ben daha fazla kar yapmak istiyorum. Bak 25.000'e bırakayım. Bak 25.000'e bırakıyorum. 19.000'e vermem. Satmam ablacım. Görüşürüz. Sen 19.000'e bu arabayı al. Sen 19.000'e bu arabayı bul. Söz veriyorum ben alacağım ya. Evet. Abicim hoş geldin. Artık şu arabayı bir elden çıkaralım. 19.700. Düşemem hocam. Düşemem. Düşemem. 25.000. Yok arkadaşlar. Herkes önüne gelen 19.000 teklif ediyor. Ver. 22 ver. 22 ver. 14.000. Ablacım sen defol git. Sen bildiğin. Sen bildiğin. Dolandırıcının tekisin. 15.000 veriyorsun buna. Arkadaşlar ben fiyatı 25.000'e bir düşüreceğim. Şöyle 25.000'e bir et. Evet, 25.000'e düşürelim. 24'e satalım. Zaten buna ne kadar masraf yapmıştık? 17.000 TL falan tutarı vardı bu arabanın. 23'e 24 okutmaya çalışalım. Evet bu arada aracı da tamamen temizledik. Yetenek puanımız da açıldı. Hangisine versek acaba diye düşünüyorum. Şu en iyi satış fiyatını istiyorum aslında. Daha düşük bir fiyata bir araba satın alabilir veya daha yüksek bir fiyata bir araba satabilirsiniz. Ben bunu açacağım şimdi tekrardan. Daha iyi bir pazarlık yapmak istiyorum. Evet aracı da tertemiz yaptık. Faturamızı da ödedik. Zaten kafamız rahat. Sıkıntı yok yani. Bu arada araçları kendi elimizle temizlemek çok zevkliymiş. Derken hoş geldiniz hocam. Hoş geldiniz. Merhaba. Abucum sen zengin zengin bir adama benziyorsun. Ama öncelikle senin bir teklifini alalım. Belki güzel bir fiyata. 17 bin teklif. Ya defol git ya. Abicim sen artık güzel bir fiyata hallet. Hadi bakalım. Güzel bir fiyat. 20 .600. Tamam. Pazarlık yapalım seninle. 23 bin .500. 500. Düşün. İşte bu. Kolaydan sattık arkadaşlar. Ve 24 bin lira paramız oldu. Çok iyi. Bugün zaten gün bitiyor. Dükkanı kapayalım. Bir dahaki güne geçelim. topaş galeri yapmamız az kaldı. Evet salı günü araba pazarımız açıkmış. Hemen öncelikle Araba pazarına bir gidelim. Ofisi falan sonra açarız zaten. Selamünaleyküm güzel bir araba var mı acaba şöyle? 24 bin lira param var çünkü. Lüks arabalardan alabilirim. Burada bir tane BMW'miz var ve gayet güzel duruyor. Ablacığım lira satıyorsun sen bakalım? 16 bin liraya bu aracı satıyor arkadaşlar. %54 hasarı varmış. %53 boyalıymış. %38 de kirliymiş. Yani bu arabayı alırsak güzel bir fiyata satabiliriz diye düşünüyorum. Şöyle bir öncelikle ekspertisini yaptıralım arkadaşlar. Tam olarak emin olmak istiyoruz çünkü. Ben belki araba gerçekten çok perttir diyeceğim. Yok ekspertiz raporumuzda gayet uygun. Pazarlığımızı da yapalım. Ben bunu 13 bin lira teklif veriyorum. Bu arada usta bir pazarlıkçıymışım tabii ki. 13 bin lira teklif veriyorum. Evet kabul etti. Çok güzel. 13 bin aldık bunu. Hemen tamir alanına yollayalım arkadaşlar. 10 bin lira paramız var. 10 bin lirayı da zaten BMW'ye masraf yaparız diye düşünüyorum. ofisimizde hemen bir temizleyelim arkadaşlar. Şöyle pat 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 pat. Her gün biri sıçıyor buraya. Biz de temizliyoruz zaten. Tamamdır. Güzel bir BMW'miz oldu. Bundan da güzel bir kar ederiz umarım. Furkan Ustam 1080 lira kolay gelsin. Yap bakalım. Ben de arkadaşlar bu yapılırken tofaşımla bir benzin doldurmaya gideyim. Görüyorsunuz benzini bayağı bir azaldı. Hemen pompacı ustamızın oraya gidelim. Hem de bir dilencinin yanına gidelim. Bu arada aradan olsa basıyorum. Çok fena hızlanıyor. Oğlum evsiz burada yok bugün. Ne oldu acaba? Bu evsiz ne işe yarıyor? Çok merak ettim. Bu bölümde öğrenebilir miyiz bilmiyorum ama bakarız bir. Şöyle benzinimizi de basalım arkadaşlar. Bayağı bir benzinimiz azaldı. Bu bayağı para yemiyor lan. Tamam tamam yeter bu kadar. Çok pahalı çok pahalı. Bu kadar yeter. Zaten bu devirde tam depo benzin doldurmak bir hayal arkadaşlar. Şöyle solumuza bakalım. Nosumuza bakalım. Yolumuza bakalım. Bu arada hiçbir yere çarpmamayı nasıl başarıyorum böyle ya. Drift yapa yapa. Neyse çok fazla şımarmadan. Aracımız da tam doldu. Eline sağlık Furkan üstüne. Eline sağlık. Oğlum BMW'nin içi bile çok güzel. Öncelikle tabii ki boyacıya gidelim arkadaşlar. Şu arabayı güzelce bir boyanacak olan kısımlarını halledelim. Şöyle parçaları 424 TL tutuyormuş. Gayet güzel. Bir cilalama yap mıyız? Aslında arabanın rengini değiştirebiliriz arkadaşlar. Beyaz yapabiliriz. Beyaz baya yakışır diye düşünüyorum. Farklı renkler de olabilir aslında ama bence beyaz da yapalım. Beyaz bu arabaya baya bir gider. Bir de tabii ki modifiyeci ustamıza gidelim. Şimdi özellikle yarış kiti takacağım buna. ABS takacağım. Turbo ve nosu takacağım. Süspansiyonlarını biraz kaldırmak istiyorum arkadaşlar. Bir tık kaldıralım. Bu sefer ışığımız şöyle sarı bir renkte olsun arkadaşlar. Bu sefer de Avrupa Birliği plakası olsun. 20 HA 204 vazgeçilmez zaten. Güzel de bir jant takılır bu arada buna. Şöyle bakalım. Jant takacağım ama çok paramız gidecek arkadaşlar. Bence kendi jantı güzel ya. Kendi jantı harbi güzel değerlerine bakınca. Evet evet. O yüzden bir şey yapmayacağım. Teşekkürler ustacığım. Ee, görüşüyoruz. Ben aracımı hemen fotoğraflarını çekip satışa koymam lazım. Yine aynı köşemize koyalım arkadaşlar. Gereksiz fotoğrafları da bu arada silmem lazım. Çok fazla gereksiz fotoğrafımız oldu çünkü. Tabletim, fotoğraflar evet hepsini sil. Hepsini 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 hepsini. Tamam. Hepsini sildik. Fotoğraflarını çekip dükkanımızda açalım. Çok güzel gözüküyor BMW ya. Harbi diyorum. Zınık bir tane çektik. Bir tane de arkasından çekelim şöyle. Bir de içi. Zaten artık klasikleşti. Tamam 3 tane yeter. İlanı koyalım. Acil arayanlara zımba gibi BMW. Tabi buna 16 bin lira masraf harcadık. Ben tekrardan 25 bin liraya koyacağım arkadaşlar. Hatta 26.500 bin 500 olsun. Şöyle güzel fiyattan satalım araçlarımızı. Gayet güzel. Ben şöyle bir mahalleye gitmek istiyorum. Belki topaş bulabiliriz. Bütün topaşları toplayacağım. Abi selamlar. Tofaş var mıdır abi? Şöyle bakalım tofaş arıyoruz çünkü. Tofaş tofaş var mıdır abi? Tofaş yoktur abi. Mahalleye arabayla gelsek iyi olacaktı aslında. Böyle koşuşturmak biraz zor. Bugün galiba tofaş yok. Tofaş bulamadım çünkü. Ford Mustang var arkadaşlar. Bu araba benim hayalimdeki arabalardan bir tanesi. Kaç bine satıyor? 35 bin liraya satıyor. Ablacım şu an alamayacağım ama ileride belki alabilirim. Bu arada bu evi satın alabiliyor alabiliyormuşuz. Yorumlarda yazmışsınız. Ya buradan gelip satın alamıyormuşuz ama buraya gelip E'ye basıp satın alabiliyormuşum. 60 bin liraymış. Belki buradan bu bölümde bir evi satın alabiliriz. Müşterileri beklerken de kurdacı abimizle çalışalım. Selamünaleyküm. Oo bayağı bir parça getirmiş kurdacı abim. Hemen parçalarız abim merak etme. Bugün de zaten akşam oluyor artık arkadaşlar. Bir tane arabayı halledip eve de gideriz yavaştan. Tamamdır. Hurdaları da hallettim. Eyvallah hurdacı ustam eyvallah. Lan evsiz. Oğlum bu adam niye hep yerlerde böyle ya? Evsiz bak kafana vuracağım bir tane. Biraz para veriyorum. Bütün paramı alıyor bu. Ne kadar para vereceğim ben buna? Lan oğlum tüm paramı aldın. Arkadaşlar ben bu evsiz anlamadım. Tüm paramı da aldı. Neyse artık ofisimizde kapatalım. Bir dahaki gün satarız bu BMW'yi. Oğlum şunu bir elimden kaldırayım. Heh tamam. Bu arada uzunları yakınca çok karizmatik oluyor Topaş. Ya, topaş zaten karizmatik arkadaşlar. Oğlum şu drifte da Nasıl drift yapıyor. Çarşamba gününe de şöyle hemen atlayalım arkadaşlar. Bugün BMW'yi satıp Topaş aramaya devam edeceğiz. Topaşlar zaten ucuz. Alabildiğim kadar tofaş alacağım arkadaşlar. Ne kadar alınıyorsa artık. Galerimiz için full tofaş olacak. Tofaş galeri açacağım. Şuradan güzel bir dönüş. Uy, oğlum çok iyi. Allah. Ee, arkadaşları biraz arabamız satar aldı. Çok az, hafif. Çizik yani çizik. C cidden ya, sıkıntı yok. Ee, ofisimiz kirliymiş ama nerede kirli olduğunu görmüyorum. Arabanın altındadır büyük ihtimalle. Yeni müşteri geleseye kadar ben seriden mahalleye gidip geleceğim arkadaşlar. Topaş var mı diye hemen bir etrafa bakalım. Bir Ford Focus daha var. Bakayım şöyle fiyatına. Ucuzdan satıyorsa alabilirim. Temiz bir arabaymış. 10.000 lira diyor. Ben de o kadar para çıkmıyor zaten hocam. Ee, teşekkür ederim teklifin için. O Ofiste müşteri var diyor. Biraz beklesin. Ne olacak sanki? Tofaş var mı ona bakalım. Tofaş her şeyden önemli. Oğlum Tofaş yok. Neyse bir dahaki gün tekrardan bakarız. Sıkıntı yok. Ofisteki müşterimizi bekletmeyelim. Koşalım koşalım gidelim. Bu arada pazar gününe güzel bir para bırakmamız gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz kredi de çektik. Ödememiz biraz zor olacak. Şöyle hemen ofisimize gidelim arkadaşlar. Oğlum bu ne lan? 4 kişi gelmiş buraya. Hoş geldiniz hoş geldiniz. Beklediğim için kusura bakmayın. 26.500 de direkt aracı almak istiyor arkadaşlar. Pazarlık yapsam peki? Ee, 27.500 desem? Olur mu? 27.000 diyeyim. Aynı fiyattan verelim arkadaşlar. 26.500 lira. 33.000 lira paramız oldu. Çok güzel. Acayip iyiyiz şu anda. Ben o zaman seriden mahalleye gidiyorum arkadaşlar. Audi falan almak istiyorum. Bu pazarlık yeteneğimizi açtığımızdan beri, şu gördüğünüz yeteneği açtığımızdan beri çok fena pazarlık yapıyoruz ve fiyatlarımızı kabul ediyorlar hemen. Çok iyi bir şey bu. Şu arka bahçede bir tane Audi vardı arkadaşlar. O Audi'ye bir gitmek istiyorum. Hatırlıyorsa geçen bölüm paramız yetmemişti. Bu bölüm bence o Audi'yi alırız diye düşünüyorum. Evet 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 evet. Kesinlikle alırız. Abi selamünaleyküm. 26.000 TL teklif veriyorsun. Aracın %40 hasarlı, %34 boyalı, %29 da kirli. Gerçekten leş bir araba. Yine de bir ekspertiz yaptıralım. Ne olur ne olmaz arkadaşlar. Belki daha pert çıkabilir. Şu ana kadar hiçbir şey olmadı ama yine de bir bakalım. Evet her şey tam da uygun. Oğlum erkek satıyordu bir anda kadın oldu. Ne oldu? Neyse arkadaşlar güzel bir pazarlık yapalım o zaman. 26.000 ise 2 20... 20 bin teklif vermek istiyorum. Belki kabul edersin. 20 bin ölücü teklif veriyorum. Oğlum hemen sinirlendi lan. Pardon abi pardon. Sakin ol ya. Tamam 24 bin vereyim o zaman. Olmaz mı ya? Sinirlenme sakin ol. Evet. 24 bin aldık arkadaşlar. Audi'miz de hazır. Şöyle bununla bir top de çıkalım bakalım. Ne kadar basacak. Araba baya kirli bu arada. Oğlum baya hızlı bu arada. Cidden baya hızlı. Size aracın sesini de dinletmek istiyorum. Bir saniye. Sesi bu şekilde arkadaşlar. Baya azdı Yol tutuşu da iyi. Görüyorsunuz zaten. Aman dikkat. Bir yerlere çarpmak istemiyorum. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Barda bir değişiklik var mı? Ona bir bakacağım arkadaşlar şimdi. Oraya da bir gidelim. Allah. Ben yoktur diye düşünüyorum ama yine evsiz adam burada. Seninle yine bağış yapacağım. E tam bu kadar hiçbir şey olmuyor. Sen bir şey satıyor musun? Yok zaten her şeyi aldık. Bunlar da yakında gelecekmiş. Bunları bayağı bir merak ettim. Abiler siz yine devam galiba. Şöyle bir, bir tur oynayacağım. 1 liraya arkadaşlar. 6 13. Çekiyorum bir tane 21 kalıyorum 2 lira kazandım arkadaşlar bence gayet güzel <laughs> Allah takla lan ne oldu araba ya? arkadaşlar heh, tamam Allah hasar daldık çok güzel aracı yıkamayacağım zaten benzini de fena değil direkt aracı Mustafa Usta'ya bırakacağım arkadaşlar Mustafa Usta'mız güzel bir şekilde aracı yapsın ustam hadi bakalım ne kadar masrafı 833'müş hadi kolay gelsin sana eline koluna sağlık biz de o sırada hurdaları toplayalım arkadaşlar yalnız ben oyunun görüntülerinde şey görmüştüm burada arabaları modifiye edip tekrardan satabiliyorduk ama buradaki hurdalar sadece kırmak için için varlar. Demir toplamak için. Bilmiyorum. Belki ilerleyen zamanlarda mı açılıyor yoksa oyuna daha eklenmedi mi? Onun hakkında bir fikrim yok arkadaşlar. Yalnız evsiz dayının olayını anlamadım. Her yerde bizden para istiyor. Ben de veriyorum enayi gibi. İnşallah bizi dolandırmaz. Bir olayı vardır. Bu arada tofaşımız da biraz tozlanmış arkadaşlar. Onu da temizleyelim tamir olasıya kadar. Daha hızlı bir bez almak istiyorum açıkçası. Daha hızlı temizlensin diye. Ama bunu da hallettik. Hem aracımızı temizliyoruz hem de yetenek puanı kazanıyoruz. Bu sayede çok iyi oluyor. Artık bundan sonra da düşük tasarlı araba aracımızın için en iyi satış fiyatını göster falan bunları yükselteceğim baya bir işe yarar bizim için eyvallah Mustafa ustacığım teşekkür ettim deli gibi gidiyor zaten Audi'miz hemen şöyle de boyalarımızı da atalım arkadaşlar cilamızı da yaptıralım bu aracı da beyaz yaptım bu arada bence güzel olacaktır teşekkür ederim Mustafa eline koluna sağlık bu arada deli de bir araba tokur tokur gidiyor yani bakalım şöyle TCS ESP bunları da takalım süspansiyonlarını da biraz aşağı indireceğim şöyle basık bir Audi'miz olsun Işıklarını da çok güzel oldu lan bu renk. Harbi çok iyi oldu. Plakası da Avrupa Birliği olsun. İsmini de Akan yapalım arkadaşlar. Jant. Şöyle jant tercihini de lüks bir jant yapmak istiyorum. Bu ne lan böyle çok kötü oldu. Bence bu jant oldukça ideal arkadaşlar. 4000 lira da bunu harcadık. Bu Baya paramız gitti. 500 liramız kaldı. Zaten şimdi akşam olacak. Aynen öyle. Ben bugün tofaşımızda değil de de bu Audi ile gitmek istiyorum. İşleri büyüttük. O kadar. Kapımızı kapatalım. Tofaş özür dilerim. Bu arada senin motorunu kapatmayı unutmuşum. Topaş vallahi kusura bakma ama Audi görürsem bırakmam Işıklarını da açalım bu arada Işıkları da çok iyi oldu Diğerimizi de verelim bakalım şöyle nasıl gözüküyor Yani çok da iyi değilmiş ama idare eder Çok hızlı gidiyor lan kontrolü çok zor bunun Evet evimize de geldik Konteynerimizde Audi ile geleceğimiz de vardı be En dandik arabalarla buraya geliyorduk Şimdi Audi'miz oldu Hemen uyuyalım diğer güne geçelim Valla bilmiyorum arkadaşlar bunu kaç liraya satacağım ama iyi bir fiyata satmak istiyorum Oğlum ne yapıyorsunuz lan Burada da aynı hani şeyler oluyor Car Parking'teki gibi ya. bastınca basınca 150'yi falan gördü. Allah! Kaz daha yapmak istemiyorum. He? Arkadaşlar Nus'u bastım. Delirdi bir anda araba. Bakın bir daha basacağım. Uf, çok hızlı gidiyor. Dur 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 dur. Sakin ol. Sakin ol boy. Sakin ol. Ofisimiz bu arada çok kirliymiş. Hemen temizleyelim şunları. Tamam. Şimdi arkadaşlar öncelikle bunu bir durumuna bir bakalım. 161 kirliymiş. Yani ben elimle birazdan temizlerim zaten. Öncelikle tabletimizi açalım. Fotoğraflarını çekelim bir. Önceki fotoğrafları silelim. Art böyle yapacağım. Akan Otogaleri'den a Şöyle bir sürü fotoğraf çekeceğim. Bir sürü. Hem de üstü açık Audi. Bir de tam arkadan çekelim. Bir de içini çekelim. Akan otogaleriden temiz Audi. Tüm mal varlığımız bu arabamız arkadaşlar. Ben bunun fiyatını 40 bin liraya koyacağım. 40 bin liraya. Alan alır. Almayan almaz. Pazarlığı açayım zaten. Satışa koyuyorum 40 bin liraya. Şöyle bezimizi de alalım. Her yerini temizleyelim arkadaşlar. Buraları falan zaten çok kirli. Buralarını halledelim. 500 liramız kalmış. Pazar gününe kadar bir şekilde bayağı bir para tutmamız lazım. Lazım. Bugün bu arabayı satarsak baya iyi olacak ama 40 bin lira biraz fazla mı geldi bilmiyorum. Onu müşterilere göre öğreneceğiz arkadaşlar. Zaten şu an e, pazarlığımız çok iyi olduğu için çok rahat bir şekilde satıyoruz. Bu pazarlığı bence önceden açmak lazımmış. Oyunu ilk ben oynaya olsaydım direkt pazarlığı açardım. Evet ilk müşterimiz ablamız hoş geldiniz. Çok temiz bir arabam 40 bin lira fiyatı verdim. Başka teklif vermek istemiyorum. Aynı fiyatı alabilirim diyor. 40 bin liraya satıyoruz arkadaşlar. 30 bin lira falan harcadık. 10 bin lira kar ettik. Çok basit satıyoruz artık. Sattık ve 10 deneyim puan aldık. Belki biraz ucuda koymuş olabiliriz arkadaşlar. Biraz daha pahalıya koymamız gerekebilir. Bundan sonra öyle yapabiliriz. Şu an 40 bin lira paramız oldu. Hadi bakalım bir gidelim mahallemize. Belki oradan tofaş bulabiliriz. Ben hala tofaş 40 bin lira param oldu. Hala tofaş manya oldum ya. Çok güzel supra. Ben bunu almak istiyorum ya. Var mı supra hocam? Bu kaç para? 64 bin. Yok arkadaşlar supraya paramız yetmiyor. Mercedes yeter mi? Merso'yu yeter, yeter mi? Buna da yetmez diye düşünüyorum. 88 çok pahalı arkadaşlar. Çok 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 pahalı. Abi tofaş var mıdır abi? Bu arada nedense tofaş yok arkadaşlar. Eski kasa BMW varmış. Belki güzel bir fiyata satıyordur. 11.000 diyor. 12.000. Tamam ablam sen aklımdasın 12.000'e. Arkadaşlar burada bir tane Toyota var ve fiyatına tam olarak 40.000 lira diyor. Tam olarak 40.000 lira diyor ve %23 hasarlı. %24 boyalı. Bütün paramı ben bu aracı yatırmak istiyorum. Yine aynı şeyi yapacağım. Önce bir pazarlık yapalım. 35.000'e bu aracı bize bıraksın. Teklifi verdim ve 35.000'e Toyota'mı aldık. Oğlum çok hızlı araba al sat yapıyorum. İnşallah elimde patlamaz arkadaşlar. Korkuyorum. Çok güzel lan Toyota. Harbi çok iyi. Arkadaşlar tam bir makam arabası gibi. Şöyle ışıklarını da bir yakmak istiyorum. Oğlum çok iyi lan. Hızlı hızlı para kazanmaya başladık bu arada. Ben bu aracı 100 bin liraya koymak istiyorum. Belki 100 bin liraya satabiliriz. Belli olmaz. Burada bu arada şöyle değişik bir şey var. Şöyle bir yanına gitmek istiyorum. Mezarlık gibi bir şey var. Burayı alabiliyor muyuz acaba? Bu ne? Birisinin mezarı var burada. Bu ne oğlum? Terk edilmiş bir yer arkadaşlar. Ne olduğunu da anlamadım. Burayı kesin bir şey yapacaklar ileride ama. Ya bu arada trafiği de bok etmişiz. Affedersiniz. Özür dilerim. Özür dilerim. Hemen geldim. Aracın rengi bu arada çok iyi. Siyah olması benim çok hoşuma gitti. İlk olarak hemen aracı bir boyatmak istiyorum ben. Boyalı olmayan parçalarını. Ustam hadi şu parçalı bir boyayı ver sana. Adamet. Teşekkür ettim. Mustafa ustamızda aracımızı teslim edelim. Biraz daha ölücü olmaya çalışacağım arkadaşlar. Bu oyunu bunu istiyor olabilir. Biraz daha ölücü olursak iyi olacak. Ustan bunu yaparken ben bu hurdacının yanına gideyim bakayım. burada abim neler yapmış. Yine hurdalarını getirmiş. Bir tanesini tak tak çekişte vuralım. Bu arada neler var burada? Bira diyor. Araba yıkama tabancası. Galiba bunu da özellikle beraber alacağız. Şöyle bir bakayım. Evet. Burada arabaya yıkama tabancası var. Bunu alacağız galiba. Bundan sonra hurdalıkta çok fazla vakit harcamayacağım arkadaşlar. Çünkü bunu yapmak yerine araba alsat yapabiliriz. Çok daha iyi olur. Ama bu bölüm baya bir işimize yaradı. Teşekkür ederim hurdacı abi. Eğer buraya araba gelirse yapabileceğimiz araba gelirse tabii ki alacağım. Bunları mesela anlamadım. Bunlar süs diye mi burada var? Bilmiyorum. Teşekkürler Mustafa Oytacım. Ellerine kollarına sağlık. Bir de modifiyacı abiye gidelim şöyle. Bir yerlere çarpmadan arkadaşlar. Özelliklerini de halledelim. ESP ile nosu taktık. Süspansiyonları da böyle hafif basık olsun tabii ki. Işığını şöyle sarı yapalım arkadaşlar. Sarı beyaz karışım olsun. Plakamız da tabii ki bu sefer Romanya plakası olsun. 20 ha 204 En sevdiğim kısım jant kısmı. Buna güzel bir makam arabası jantı takalım arkadaşlar. Hangisi olsun acaba? Bence bu güzel. Bu bayağı bir yakıştı. 3000 liramızı da buraya harcadık. Teşekkür ederim ustacım. Her şeyi de hallettik. Şöyle yavaş yavaş Allah bir yere çarpmak istemiyorum. Yavaş yavaş aracımızı park edelim arkadaşlar. Oğlum bu Toyota bayağı güzelmiş bu arada. Hemen fotoğrafını da çekelim. Diğer fotoğrafları kaldırmam lazım. Bu arada hala tofaş bulamadık biz. Neden bilmiyorum ama tofaş yok arkadaşlar. Tofaş olsaydı iyi olurdu ama tadışa çıkartabiliriz. Bu arada 2023 modelmiş. 77 bin kilometrede yaklaşık 40 bin lira harcamışız ve ben bu arabayı 100 bin liraya satmak istiyorum. Tabii ki her gün 2023 model Toyota acil satılık 100 bin liraya koyacağım arkadaşlar bakalım satılacak mı bilmiyorum satışa koydum gitti artık 100 bin liraya bu arabayı alabilecekler hatta ışıklarını falan da bu şekilde açık bırakıp uyumaya gidiyorum 60 bin liraya yeni ev alabiliriz bu arada artık konteynerde uyumak zorunda kalmayız ama tabii ki biraz da para kazanmamız lazım ki faturaları falan ödeyebilelim. evet bugün araba pazarı da açıkmış aracımızı atıp bir araba pazarına bakarız tabii ki ya ben bir tane tofaş aldım diye başka tofaş alamıyor muyum yoksa? Korkuyorum. Ben bir sürü tofaş almak istiyorum. 5-10 tane. Müşteri gereği koysun. Ben hemen arkadaşlar araba pazarına gideceğim. Oradan da mahalleye gideceğim. Tofaş almak için. Burada tofaş var mıdır acaba? Burada arkadaşlar tofaş yok. Ama kendimize güzel bir araba kestirebiliriz belki. Tekrardan buraya uğrarız. Bu arada müşterimiz de varmış. Hemen hemen gidelim ofisimize. Zaten 10 dolar 10 TL harcıyoruz buraya. Hoş geldin abicim. Hoş geldin. Sen geç ve benziyorsun. Güzel bir fiyatı verir misin? 50.000 TL istiyor. Hayır ben satmak istemiyorum. 40 bin harcadım 50 bine satmayacağım tabii ki. Pazarlıkla 90 bine indiririm anca. O da 90 bin yani. Maalesef satamam hocam. Bir müşteri daha geldi. Bu arada biz de yavaştan aracımızı temizleyelim. Çok kirli arkadaşlar. Abicim hoş geldin abicim. Yaparız sen de pazarlık merak etmesen. Ne kadar veriyorsun abicim? 53 bin dolar. Yok abicim benim aklımda şöyle 100 bin 90 bin TL bir fiyat var. 90 bin TL. Yok 53 bin almak istiyorlar arkadaşlar ama biz bunu galiba bir 60-70'e falan satacağız. Öyle düşünüyorum. Çok fiyata gitmeyecek. Ha, 40 aldık 60-70 fena değil. Ben biraz fazla abartı koydum fiyatı. 60 bin üstü verene kesinlikle vereceğim. 20 bin kar edeceğiz mis gibi. bayağı da bir temizledik bu arada. %22 imiş. İdare eder bence. Şöyle ben bir mahalleye gitmek istiyorum. Umarım tofaş vardır. Bütün tofaşları almak istiyorum çünkü. Bu arada buraya arabayla gelmek dediğim gibi çok iyi olacaktır. Yürümesi bayağı bir işkence. Arkadaşlar tofaş yine yok. Şaşırmadık. Neyse bir paramızı kazanalım. Ondan sonra rahat rahat bakarız zaten. Sıkıntısız bir şekilde. Şu arabayı da satalım. Araba pazarından iyi bir araç da alabiliriz. Tamam. O iki kişi gelmiş. iki kişi gelmiş. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Siz ikiniz de aynısınız ama olsun. Kaç fiyatı veriyorsun? 51 bin. Arkadaşlar 50 bine falan veriyorlar. Ben şunları bir 65 bin teklif edeceğim. Hayır. Yok istemiyorum. Sen 40 bin lira teklif veriyorsun lan. Yürü git ya. Okey okey arkadaşlar. Hemen fiyatını 65 bine koyacağım. 100 bin biraz fazla oldu. Evet 65 bine koyduk. Abicim hoş geldin. Hemen satıp seni gitmek istiyorum. Ne kadar düşünüyorsun? 50 bin diyor. Arkadaşlar hepsi 50 bin veriyor. Yani ben buna 55 bin vermek istiyorum. Satayım gitsin bari. 100 bin biraz fazla oldu galiba. Evet 55 bine sattım. Araba pazarı bitmeden hemen bir araba almak istiyorum. Fazla da fiyatları kaçırmak mantıklı değilmiş. Orada öğrenmiş oldum. Makul bir fiyata koyacağız. Hemen şöyle bakalım. Böyle süper sport bir arabamız varmış. Ferrari'ymiş arkadaşlar. 223 bin lira diyor. Yok yok bunlara uzak duralım. Bunlar aman diye Bir tane daha Audi var. Tesla mı bu? Galiba Tesla arkadaşlar. Aynen. Tesla yine kadar? 53 bine satıyor. Şöyle bakalım. Gayet güzel. Elektrikli otobümümüz de olacak. 2018'de çıkmış. 26 bin kilometrede. Ekspertiz yaptırırsam param kalmayacak. Bugün günlerden ne? Cuma. Tamam. Satarız biz bunu. Ekspertiz yapmadan ben bunu alacağım arkadaşlar. İnşallah düzgün bir şekilde çıkar. Ee, 40 bine anlaşabilir miyiz acaba? 40 bine çok mu düşük verdim? Arkadaşlar biraz fazla sinir oldu galiba. Tamam hadi 45 bin olsun. Evet. 45 aldık arkadaşlar. Elektrikli otobümüzde de olmadı demeyiz artık. Bu bu arada hiç ses çıkarmıyor. Sesini sizlere dinletmek istiyorum. Bu detayı da yapmışlar. Şöyle göstereyim. Şu anda hiç ses çıkmıyor zaten. Sadece kirli arkadaşlar. Tertemiz bir araba. O yüzden direkt satışa koyabiliriz bence. Hemen fotoğraflarını çekelim. Hızlı bir satışı gerçekleştirelim. Önden bu arada çok karizmatik duruyormuş. Onu fark ettim şimdi. Şöyle yanından bir tane fotoğraf. Bir tane de arkasından. Bir tane de içinden. Çok güzel. Hemen buradan satalım aracımızı. Şöyle fotoğraflarını da yerleştirelim. Elektrikli araç almak isteyenlere gidelim. Der. Açıklamaya bak. Mis gibi. Fiyatını da 65 bin yapacağım arkadaşlar. Bence 65 bin bunun için ideal olacaktır. Bugün satar mıyız bilmiyorum ama belki bir müşteri gelebilir. Bir saatimiz kalmış akşam olmasına. Bu arada tofaşımızın yüzüne bile bakmaz olduk. Hemen galerimin bir köşesine koyacağım arkadaşlar. Şöyle tam şu köşeye koyalım. Ya birkaç tane daha tofaş almak istiyorum ama önüme bir türlü tofaş çıkmıyor. Niye bilmiyorum. Ofis 2'yi almak bu bölümde biraz zor olacak gibi arkadaşlar. Büyük biz yeni ev alırız. Bir dahaki bölümde ofis alırız diye düşünüyorum. Bu bölümün sonunda da yeni evi de almak istiyorum. Bu arada tofaşımız da çok kirlenmiş ya. Yani. Garibim. Bakmak lazım arkadaşlar. Sonra araçları bu şekilde pert oluyor. Evet bugün müşterisiz kapattık. Artık yarını, yarını halledeceğiz. Bir yandan testeyi de temizlemeyi unutmam. Onu da hallederim. Tamamdır artık kapatalım. Dolmuşta gidelim arkadaşlar hızlı bir şekilde evimize. Testeyi temizleme zamanı geldi. Orada ilk sabahın erkeninden ilk müşterimiz de geldi arkadaşlar. Hoş geldin ustam. Hoş geldin. Şöyle bir konuşalım bakalım seninle. 65 bin teklif veriyorum ve çok iyi bence. Çok çok temizli bir araba. 64.852 diyor. Ya baya bir fark etti kanka. Hadi tamam 64.900'de bu aracı satıyorum sana. Hayırlı uğurlu olsun. Güle güle kullan. Güzel arkadaşlar mis gibi karımızı ediyoruz. Artık ben arabayla mahalleye gitmek istiyorum. Hem tofaşımızı da sürmüş oluruz. Bu şekilde gidelim bakalım. Yalnız bu araba çok drift yapıyor ya. Kullanması çok zor arkadaşlar. Açık arttırma bu arada oyuna daha eklenmemiş. Yani eklenseydi şu ana kadar gördük kaç gün oldu. Eklendiği zaman da güncelleme videolarını da çekerim arkadaşlar. Beraber bakarız oyunu güzelce geliştirmeye devam ediyorlar. Şu anda mahalledeki ev alabiliyoruz ama ben istemiyorum. 100 bin liranın üstüne çıkmamız lazım bir ondan sonra. Şöyle bir de tofaş var mı diye bakalım. Abi tofaş var mıdır? Selamlar abi. Tofaş var mı abi? Neden başka tofaş alamıyorum ya? Ben tofaş galerisi açmak istiyorum ya. Maalesef tofaş yok arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Her gün bakmaya devam edeceğim zaten. Arkadaşlar burada bir tane Audi'miz var ve çok güzel duruyor. 18 bin liraymış bu Audi. Bence alabiliriz arkadaşlar. Pazarlık yapalım bir. 15000 15 bin lira teklif vereyim. Bu aracı alalım. Evet. Direkt aldık. Hemen arkadaşlar ben bu arabayı tamir bire götürüyorum. Oğlum bak kafaşıma sürttün. Görmedim zannetme. Aklını alırım lan senin. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Arkadaşlar aklını alacağım onun. Hayırdır lan sen? Hayırdır oğlum? İn lan aşağı. Dur 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 dur. İn lan aşağı. İn aşağı. Hayırdır oğlum sen? hadi sen kimi şık şık şiş yapıyorsun lan? Oğlum ne oluyor lan bana? İyice kofaşçı moduna girdim. Bir de bir araba daha var. Bu neymiş? Ona da bir bakalım. Selamünaleyküm. NG5'miş. NG ne 5 ne lan? bunu arkadaşlar? Bilmiyorum ama kaç paraya satıyorsun? 57 bin liraya satıyorsun bu arabayı. %16 hasarlı, %52 boyalı. Bayağı kötü bir araba. Kardeşim ben sana 45 bin teklif vereyim bunu. Kabul et 45 bini. Beklentilerin altında. Tamam hadi 49 bin olsun. Ne düşünüyorsun 9000 hakkında? Tamam çok güzel. Bu arabayı da satın aldık arkadaşlar. Ne olduğunu bilmiyorum. Bu da elektrikli otomobil galiba. Neyse hemen bunu da evimizin önüne götürelim. 12 bin lira da paramız kalmış zaten. Şimdi yanlıya yanlıya eve gitme zamanı. Üf. Oğlum bu yanlama işini de bayağı çözdüm ben ha. <laughs> Oğlum çok iyi anlıyorum Tamam araçlarımız da gelmiş. İki aracı da bir tamircimize sokalım. Mustafa ile Furkan Usta bir hallettin. Ustam hemen tamir edecek şeyleri var. Halleder misin? Sen de ustam. İki tane arabamız var. Mis gibi. Oğlum bak bu dilenci yine burada ya. Ya ben sana kaç para verdim? Ne kadar para vereceğim? Arkadaşlar bu sadece para yiyor bence. Bu kadar. Bir de değişik sesler çıkarıyor. Vayık vayık diye. Yine paramı yedi ya. Arkadaşlar ben niye enayi gibi her seferinde bunu deniyorum ve sonra ondan sonra param eksilince bu adama laf atıyorum. Deneme. Evet bir arabamız oldu. Bunu hemen boyamacı satıcımıza götürelim. Bunu modifiye etmeyeceğim. Direkt satacağım. Robo gitme. Evet parçalarını boyayalım. Tamamdır. Mis gibi. Götürelim arkadaşlar. Hızlı hızlı para kazanmak istiyorum çünkü. Bu bölümde o evi bir alalım. Tamamdır. Bu köşeye bu aracımız. Diğer köşeye de şu aracımız. İkisini birlikte koyalım bakalım. Ben Audi'yi bu arada modifiye edeceğim arkadaşlar. Bu Audi baya güzel bu arada. Sadece topaçta kalmayacağız. Main arabamız tabii ki lüks arabalarda olacak. İleride zengin oldukça yaparız. Bu aracın rengi bence gri olması lazım. Audi'lere gri çok yakışıyor. O yüzden şöyle gri'yimizi yaptık. Modifiyeci abimize de girelim. Allah. Bir tıkızdı arkadaşlar arabamız. Tıkızdı. O yüzden sağ sol yapabiliyoruz. Abicim şimdi öncelikle bize yarış kitini ver. TCS'i ver. Turbo'yu ver. Sponsorlarımız zaten basık da çok güzel. Işığımızı da halledelim. Işığımız düz beyaz olsun. Hiç diğer şeylere gerek yok. Plakamız TR olsun arkadaşlar. Gurbetçi gibi. Şöyle 20 ya 204'ümüzü yapalım. Jant önemli. Bu arabaya güzel bir jant seçmek lazım. Bence bu güzel. 3000 liraymış. Gayet de yakıştı bu arada. Tam Gidiyorum artık ben. Şöyle de bir dışarıdan bakın arkadaşlar. Işıklarını da yakayım. Bu şekilde bir Audi'miz oldu. Gayet güzel. Allah dikkat. Çarpmayalım. Bunu da diğer köşeye koyalım. Bir sağ bir sol. Bu şekilde olsun. Senin de ışıklarını açalım. Güzel. İkisinin de ışıklarını açtık. Oğlum boğaz zengin olduk lan. Ben şu fotoğrafları silip yeni fotoğraflar yükleyelim. Bu, bu bölümde her arabaya aşık oldum resmen. Şöyle gece fotoğraflarını da çekelim. Şunu da çektik mi? Bir de içini de çekelim arkadaşlar. Pek belli olmuyor ama olsun. Hemen ilanımıza koyacağız. Audi'miz nerede? Burada. Toplamda 20 20 bin lira harcamışız bu Audi'ye. Temiz Audi diyelim direkt. 35 bine bırakalım. Şöyle fotoğraflarını koyduk. Satışımıza da koyduk. Tamamen çok parayı bu arada bunu harcamışız. Benim kafam karışmış. Bunun da fotoğraflarını çekelim. Buna 50 bin lira harcamışız. 75 bin lira koyuyorum buna da. Şöyle 13 bin kilometrede temiz araba arayanlara. Tabi 75 bin de koyduk. Artık uyumaya gidebiliriz arkadaşlar. Kapımı da kapatıyorum. Evet bugün pazar günü. Pazartesi günü fatura ödeme zamanımız gelecek. O yüzden ona dikkat etmemiz lazım. Evet yine etrafı zaten bok götürüyor. Hemen şunları da atalım. Güzel. Araçlarımızın biraz bakıma ihtiyacı var. Bunları da temizleyelim. Zaten müşteriler yavaştan gelecektir. Tam arabayı tertemiz yaptık. Müşterimiz de geldi. Bakalım bize ne kadar teklif veriyor. Hepinim hoş geldiniz. 75.000 TL bütçemiz var. 73.243 bin lira diyor. Hemen pazarlıkla bu arkadaşa 74.500 bin liraya verelim ve satalım arkadaşlar. Çok güzel. Bir yandan ödüğümüzü de temizleyelim. Artık para kazanmamız çok basitleşti. Siz de fark etmişsinizdir. Baya basit basit para kazanıyoruz. Abicim hoş geldin. Biraz kirli arabamız ama sen güzel bir fiyat verirsin bence. 35.000'e bırak. 23.400'e vermem. Sen biraz ölücü gibisin. O yüzden sana satmayacağım. 35.000 bence ideal. Hoş geldin ablacım. Sen ne teklif veriyorsun acaba? 27.689 diyor. 33.000'e inerim. Başka da inmem. 33.000 teklif veriyorum. Kabul edersen kabul et. Yok defol git. Satmıyorum tabii ki. Bu arada aracı da tertemiz yaptık. Ablacım ne kadar veriyorsun? Güzel bir fiyat var. 27.000 diyor. Hadi 30.000'e 30 teklif ver vereyim al git ablacım 30 bine hadi düşünme eyvallah ablacım teşekkür ederim ve arkadaşlar 110 bin TL'yi de sonunda gördük hemen seri bir şekilde mahalleye gidiyorum tofaş var mı ona bakacağım Artık tofaş delisi oldum tofaş var mıdır supra alabiliyoruz bu arada galiba şöyle bir fiyatına bakmak istiyorum supra'nın alt 93 bin lira bu supra'yı istiyor belki arkadaşlar bu supra'yı alabilirim tofaş'ı da alırız bu supra'yı da alırız aklımızda bulunsun tofaş sonunda be sonunda tofaş bulduk arkadaşlar direkt alacağım fiyat falan durumdayız zaten artık zenginleştik. Ne kadar satıyorsun tofaşı? 1800. Hemen alıyorum arkadaşlar. Hiç umurumda bile değil. Teşekkür ettim. Hemen çekiciyle yollayalım arkadaşlar. Bir tofaş daha bulur muyuz? Belki bulabiliriz. Şöyle bir bakın alım. Bu arada Supra'yı da alacağım. Merak etmeyin. O da aklımda. Kaç kere mahalleye geldik. Bir tane tofaş bulamamıştık. Bulmamız çok iyi oldu. Bir tofaş daha var orada. Onu da gördüm arkadaşlar. Çok iyi. Gerçekten tofaş galeri kuruyoruz. Ablacım sen abicim senden de hemen alacağım zaten. Hiçbir sıkıntı yok. 2008 modelmiş. Hemen alıyorum. Hiç 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 pazarlık mazarlık yapmayacağım. Seni de tamir alanına götürelim. Çok güzel. Şimdi Supra ile pazarlık yapabiliriz. Ama öncelikle ben Supra ile pazarlık yapmaktansa bir araba pazarına gitmek istiyorum. Oraya gidelim. Belki orada daha güzel bir şey buluruz arkadaşlar ama e, Supra'yı da istiyorum. Evet araba pazarı. Selamun Aleyküm. Bir anda 3 tofaşımız olması Çok iyi. Burada da var mı topaş? Yok burada topaş olmuyor genelde. Böyle lüks arabalardan neye bakabiliriz acaba? Audi'ye bakmak istemiyorum. Şu fiyat abartıları alabiliriz belki. Bu arada bunu yazmışsınız yorumlarda. Bu kadar pahalı olmasının sebebi çok hızlıymış bu araba. Modifiyeliymiş yani. O yüzden Murat 131 bu kadar pahalıymış. İlerleyen zamanlarda bunu da almak istiyorum. Bu arabaya paramız yetmiyordu galiba bizim. 200 bin lira falan mı diyordu? Evet. Evet ya pazarda güzel bir araba yok arkadaşlar. O yüzden Supra'yı almaya gideceğim. Bahane de oldu zaten bize. 85.000 alacağımızı düşünüyorum. Abicim hemen güzel bir pazarla oturalım. Ben bir ekspertiz yaptırmak istiyorum bu arada arkadaşlar. Sorunu yok gibi gözüküyor şu an. Sadece kiliymiş. O kadar. Ama yine de bir ekspertiz yaptıralım bence kontrol et. Şöyle bir kontrol ettirelim. Ne olur ne olmaz. Arkadaşlar mesela burada drift kit yokmuş. Var diye lanse etmişti. Şu an ne olacak merak ettim. Fiyatını düşürdü. Fiyatını düşürdü. Ya doğruyu söyle ya da hiç konuşma demişiz. Raconu koymuşuz. Doğruyu söylemek gerekirse yalan söyledim ama tamamen zorunluluktan fiyatı 83 bin seviyesine çekiyorum. Adam oğlan. Pardon kadın oğlan. Pazarlıkta biz bunu 75 e indiririz arkadaşlar. Zaten bize yalan söylüyormuş. 75 bine evet aracı aldık. Oğlum çok iyi lan. Supra almamız çok iyi oldu. O aracı içine bak. Ne kadar hızlı gidiyor acaba onu merak ettim. Gaza da bastık. Bu arada sesini de dinletmek istiyorum tabi sizlere. Bir saniye. Allah oğlum. Daha bir saniye oldu kaza yaptık. Tamam sakin olun Zefe sakin ol. Bu araba bu arada bayağı bir hızlı arkadaşlar. Birazdan zaten modifiye edeceğiz. Hiçbir sıkıntısı yok aracın. O yönden rahatız. Bu arada her yerimiz tofaş oldu. Onları da ayarlayacağım. Hemen buradan öncelikle rengini ayarlayacağım. Rengi hiç güzel değil. Kırmızı yapacağım bu sefer. Kırmızı bir supramız olacak. Abi bu arada hasarı yok dedim ama biz çarptık bunu. Doğru doğru. Onu da Halletmemiz Lazım Ufak bir olayı var zaten. Hemen güzel bir kırmızı yapmak istiyorum. Şu gerçekten iyi bir kırmızı olsun. Çok iyi. Fena bir supramız oluyor. Hemen şu yaptığım ufak çıtır hasarı da düzelteyim. Tofaşları da bu arada yan yana koyacağım. Bir dahaki bölüm hepsini modifiye ederiz arkadaşlar. Bu bölümde onunla uğraşmayacağım. Hemen 33 liraymış zaten. Furkan ustam yapacak. Ben de topaçları alayım bizim galerinin önüne bir koyayım. Hepsinde farklı renk yapacağım bu arada. Tamam bunu da buraya koyalım arkadaşlar. Tamamdır 3 tane topaşımız oldu. Şunu da birazdan yan yana koyacağım. Ama öncelikle şu Supra'yı halledelim arkadaşlar. Bunu bir satmak istiyorum. Satıp evimizi de alalım. Allah bir anda uçtum. Bir yere de çarpmak istemiyorum bu arada. Sıkıntı olmasın. Şuna güzel bir modifiye yapalım şimdi kırmızı Supra'mıza. Nos'umuzu verelim. Süspansiyonları indirelim bayağı. Işığını da kırmızı yapalım. Şu şekilde arkadaşlar. Bir fuk yoldu. Plakayı da Avrupa Birliği yapalım. İsmini de kral yapalım. Tam kral mis gibi bir araba olsun. Güzel de bir jant seçeceğim şimdi. Hazırsanız. Bu arada gece de olmuş. Sıkıntı yok. Nasıl bir jant seçsek acaba? Şöyle bakıyorum. Bu çok güzel. Harbi bu çok güzel. Direkt bunu yaptım. Acayip iyi oldu. Dükkanı kapatıp bununla beraber eve gitmek istiyorum arkadaşlar. Konteynerimize gitmek istiyorum. Uf çok güzel gözüküyor. Harbi çok iyi gözüküyor. Şöyle bir kapatalım. Uyuyalım. Yarın da bunu satıp yeni evi alıyoruz artık. Oğlum nasıl hızlı gidiyor? Nasıl hızlı gidiyor? Aman bir yerlere çarpmak istemiyorum. Çok iyi bir arabamız oldu arkadaşlar. Harbi. Ben şöyle yola koymak istiyorum zaten. Yanlarından geçenler. Hemen uyuyalım. Faturalarımızı da ödeyelim bu arada. Tamamdır. Hadi hızlı bir şekilde yolumuza koyulalım. Hemen faturalarımızı ödeyelim. 12 bin lira faturamız gelmiş arkadaşlar. Çok feci gelmiş. Bu kadar beklemiyordum ama tabii ki büyüdükçe dükkanımız böyle olacaktır oğlum çok iyi her arabaya böyle diyorum ama buna ana kadar en iyi arabamız her yerinden çekeceğim bir sürü fotoğraf olacak İçini dışını yanını arkasını şöyle tam bir de buradan şöyle jantlarını şu şekilde krom jantlarımız da var şöyle parını her yerini çekiyorum artık ilanımızı koyabiliriz temiz hızlı ve kral dedik çünkü lakabı kral arkadaşlar fiyatını da 125.000 TL koyuyorum 80 bin harcadık 125 bin TL'ye bu aracı satışa koyuyorum bakalım alan olacak mı merakla bekliyorum evet 3 topaşımız da bu şekilde koydum arkadaşlar. Çok iyi oldu bence. Bu arada ben bu tofaşlarla uğraşırken yeni bir müşterimiz gelmiş. Hatta iki müşteri gelmiş. Şöyle bakalım. 125 bin liraya satıyoruz. Ee, kaç alıyorsun? 94 bin diyorsun. Ee, hayır. Bir bir saniye. Bir de şu arkadaşa soralım. 87 bin. Seni bir gönderelim. Sana da 110 bin lira diyelim. Kabul edersen alırsın kanka. Etmezsen de yeni müşteriye bakarız. Şöyle 110 bini yazalım. Yaz yanlış yazmaya da korkuyorum. Evet. Direkt satıldı arkadaşlar. Ay, çok güzel. Çok güzel güzel bir şekilde karımızı da yaptık. Faturamızı da ödedik. Topaşlarımız da bu şekilde duruyor. Şu an yaptığım mantıklı değil aslında. Daha fazla para kazanabilirdim ama ben gidip ev almak istiyorum arkadaşlar. Şöyle mahalleye gidelim. Artık konteynerımızdan bir kurtulalım. Evimizde yaşayalım. Evet mis gibi bir ev. 60 bin lirayla burayı artık satın alıyorum. Ve artık burası bizim yeni evimiz arkadaşlar. Arkadaşlar kocaman bir evimiz oldu. Burada da artık uyuyabiliyoruz galiba. Hadi bugünü de uyuyalım artık ve bölümü bitirelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Devamın gelmesi için 1500 like atmanız yeterli. Bayağı uzun bir bölüm oldu. Bayağı bir yoruldum. Ama sizin için değer. Umarım sonuna kadar izlemişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Bay bay.